Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Belki de şu anda ekranları başında Şampiyonlar Ligi'ni izleyen taraftarlarımız da var. Biz bunların bilincindeyiz. Ama olsun diyoruz. Spor 55 farkı biraz sonra izleyeceğiniz görüntülerle fark yaratacağız diyorum ve Ender Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hocam 3 puandan bu haftayı geride bırakıyoruz. Urfa maçı çok önemli bir karşılaşmaydı. Bunun değerlendirmelerini senden az sonra alacağım ama bu arada CHP Samsun Milletvekili Sayın İhsan Kalkavan bir rahatsızlık geçirdi. Daha doğrusu ölümden döndü diyebiliriz. Eski milletvekilimiz. Ona büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletirken Samspor Kulüp Başkanı da maçtan sonra bir rahatsızlık geçirdiğini hastanede olduğu duyumlarını aldık. Görenler de varmış. Ben de onların adına bunu söylemek istiyorum. Ona da büyük geçmiş olsun diyorum. Bugün de zannedersem Ankara'da TFF Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili girişimler vardı. Orada bulunduğunu da söyleyelim sizlere. Efendim programın içeriğinde neler var? Gerçekten bu akşam görüntülerden bol bir şey yok diyeceğim. Hayri Ülgen'le ve Tansu Polatkan'la yapmış olduğumuz özel bir röportaj var. Maç öncesinde taraftarlarımızın onlarla birlikte yaptığımız röportajlar var. Ve hemen aklımdayken sevgili İbrahim Akgül Avrupa Yakası çarşambada çok değerli arkadaşıma buradan selamlarımı iletirken Oğuzhan Bey'e bir özel selam, Sebahattin Aysan'a özel bir selam yollayalım. Ayrıca sevgili Tarık Balcı ve Emine Hanım diyelim, size de buradan selamlarımızı iletelim diyelim ve Ender Hocam ben o selamı söylerken sen bir gülücük dağıttın ama. Tarık kardeşimize biz de buradan selamlarımızı iletelim özellikle. Ben notlarım arasında vardı, sen benden erken davrandın. Spor 55 programının yakından takipçisi, bir Samsun Spor sevdalısı kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet hocam, dediğimiz gibi görüntüleri yaklaşık 10 dakika sonra 12 dakika sonra vereceğiz. Bu arada cezalar var. Gündeme gelen 7 puanlık bir cezanın akıbeti soruluyor. Bugün sevgili Fatih Tutar gazeteci arkadaşımız gazetesinin köşesinde Samspor ceza almayacak diye bir yazı çıkarttı. Bununla ilgili konuşalım. Sonra sahada Urfa maçında hakemin sırtına atılan bir ayakkabı ve bundan dolayı da futbol disiplin talimatının 52. maddesine göre PFTK'ya sevk edildik. Bunu konuşalım ve gelelim maçı ilk önce konuşalım. Evet, Samsun Spor oynadığı 3 karşılaşmadan 5 puanla çıkmayı başarmıştı. Mağlup olmamıştı, iyi goller atmıştı, talihsiz goller yemişti. Evinde ilk galibiyetini almak istiyordu. İlk galibiyeti Urfa karşısında alma düşüncesindeydi. Taraftarın ilgisi de istediğimiz gibi olmasa da fena değildi. Orta seviyede bir seyirci topluluğu karşılaşmayı izledi diyebiliriz. Samsun Spor takımı bu maçı kazanarak puanını 8'e yükseltti. 4 maçta 8 puan, teknik direktör Ümit Özat'ın sezon başında koyduğu 2 puan ortalama hedefine uygun bir puan. 2 galibiyet, 2 beraberlik, mağlubiyet yok. O yüzden önemli bir galibiyet diye düşünüyorum. Gol yemeden tamamlamak önemliydi diye düşünüyorum. Sürekli konuşulan bireysel hataların ön plana çıkmadığı bir karşılaşma olduğu için önemli bir karşılaşma diyorum. Ve bu galibiyetin daha anlamlı bir hale gelebilmesi için önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor karşılaşmasının da mutlak suretle 3 puanla tamamlanması bizim için çok büyük bir avantaj, fırsat diye düşünüyoruz. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Geçen sezonla başladığımızda puanlarımız ilk yarıya oranla oldukça düşüktü. Hatta devre arasında küme düşer denilen bir atmosfer vardı.
Ama ikinci devre topladığımız puanlarla playoff'un içinde bulduk kendimizi. Eğer o puanları zaten birinci yarı toplayabilseydik ne olurdu? Biz 1-2'den çıkar yürürdük. Şimdi bu sene, bu sezon lige güzel başlamak, alabildiğimiz kadar fazla puan almak bizim için çok daha önemli. O yüzden bu tür maçları, sezon başındaki maçları, özellikle evimizde oynadığımız maçları kaybetmeden, yenilmeden avantajlı bir şekilde kapatmak, kendimize sürekli ilk üç içerisinde yani zirveyi hedefleyen bir pozisyonda yer bulmak bizim için son derece önemli. Son dakika bir haberi geldi. Şu anda Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Engin Korukır istifa etmiş. Yollar ayrılmış. Hemen bir ikinci bir haber daha hayırlısı peşine. Hayırlısı olsun diyelim. Galatasaray 1-0 mağlup. Onu da hemen canlı canlı buradan izleyicilerimizle paylaşalım. O da hayırlısı hocam, olsun yani, diyelim. Yani erkenden yolları ayırmak. Ya bu 5 haftalar hep böyle. Ligin ilk 5 haftaları hep kritik haftalar. Yani bana diyorlar mesela ne olur. Ben de diyorum ki hep 5 haftayı bekleyelim diyorum. Gerçekten bu 5 haftanın sonunda ya hocayla yollar ayrılıyor. Ya efendime söyleyeyim iyi işler olmuyor. Eksik yerler çok oluyor. Şöyle şimdi sezona başladığınız zaman klasiktir ya, takımın zamana ihtiyacı var derler. Niye? Yenilenen bir takım var, yeni bir teknik heyet var, yeni bir anlayış var, yeni bir politika var. Bu durumda mesela biz 4 maçta 0 da çekseydik, 1 de çekseydik, 3 puan da alsaydık ne olurdu? Derdik ki zamana ihtiyacımız var, daha sezonun başında önümüzde çok maç var vesaire gibi teselli sözleri söylerdik kendimize. Ama biz bu dezavantajı, yani sezon başında takımın birbiriyle alışma sürecini, yeni transferlerin kaynaşma sürecini, yabancı oyuncuların alışma sürecini, teknik heyetin takımı tanıma, takımın teknik heyetin isteklerini yerine getirmeyle ilgili bu uyum sürecini şu anda puan kaybetmeden atlatıyoruz diyebiliriz. Yani kaybettiğimiz 4 puan var. Bir tanesi deplasmanda ki farklı da kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bir tanesi burada Adana Demir'le ki Adana Demir'in aldığı sonuçları görüyoruz. Çok iyi gidiyor onlar. Ve geriden gelerek beraberliği kurtardığımız bir karşılaşma. Dolayısıyla kayıpsız geldiğimiz söylenebilir. Yani o alışma devresini, konsantrasyon dönemini, entegrasyon dönemini kayıpsız atlatabilmek son derece önemli. Bu gelecek adına şöyle umut veriyor bize. Takım daha da her hafta geçtikçe daha da birbirine alışıyor. Mesela sol bekteki Oğuzhan Berber'in ligin birinci maçındaki Oğuzhan'la şu andaki Oğuzhan arasındaki gelişimini görebiliyor muyuz? Evet. Kone'de her hafta üzerine koyarak bir ilerleme geliyor. Söz konusu, bunu görebiliyor muyuz? Ofeodu, geçen seneki Ofeodu ile bu seneki Ofeodu, tamam geçen sene de etkili maçlar çıkardı ama bu sene grafiği hiç düşmedi. Form durumu sürekli yükselen bir durum var. İşte yeni transferlere baktığımızda kimi görüyoruz? Mehmet Çakır'ı görüyoruz. İlerleyen yaşına rağmen her hafta biraz daha takıma alıştıkça daha faydalı oynamaya başladı. Osman var. Osman Endia'ya yine hakeza öyle. Mesela bireysel hatalardan hep bahsediyoruz ama aslında o bireysel hataların kapısını açan o defanstaki ikilinin çok fazla birbiriyle uyumlu oynayamamasıydı. Şimdi onlar uyumlu oynamaya başlayınca, birbirini tanımaya başlayınca, kademe anlayışı geliştikçe, hatalarını düzelttikçe ilerleyen zamanda bu takım çok daha emin adımlarla yoluna devam eder diye düşünüyoruz. Burada bence yerinde sayan Distel Zola bu takım içerisinde geldiği günle şu gün arasında çok büyük fark olmayan, belki de beklentileri boşa çıkaran oyuncu Distel Zola. O yüzden yani 8 puan bence iyi bir puan, önemli bir puan. Ligin ikinci sırasında olmak çok önemli bir durum şu anda konum itibariyle. Takımın kendine güveni açısından, teknik heyetin, yönetimin, taraftarın hepsinin geleceğe yönelik daha umutla bakabilmesi açısından bence Samsunspor lige iyi bir başlangıç yaptı. Hatta bugünkü Haber Gazetesi'nde böyle bir haber vardı. Son kaç yılın, 12-13 yılın en iyi başlangıcı şeklinde baktığımız zaman şu anda
işler yolunda gidiyor eğer. Gitmeyen bir şey var. 2-0 olmuş Galatasaray maçı. Ya bizim işimiz o değil ki ya. Galatasaray 2 olmuş, 12 şimdi, olmuş. Hani o tarafta aklı olanlar olur. Bizim programı seyrediyorlardır da aklı orada olanlar olur. Sen şimdi buradan... öyle hatırlat, millette baksın ne güzel oldu falan diye öbür tarafa bak. 2-0'dan bakın. Sonra dönerler. Anladım, hayır hayır. 3 tamam. Olduktan sonra hep dönerler de hocam. Onun için bekleyelim az. Yok. Spor 55 seyircisi her hafta evet. Ekran karşısında az bizi evvel, bekler. Az evvel bir mesaj daha geldi. Arkadaşlar dedi ki, abi dedi çay ocağının önündeyiz. Kalabalık şekilde sizi seyrediyoruz. Bir gözümüzde diyor Galatasaray maçında diyor. Onlara da selamlarımızı evet. iletelim. Yani sonuç itibariyle 4 maç 8 puan iyi bir başlangıç. Umutlu bir atmosfer bizim için önemli. Bu nedenle Samsunspor takımı şu an için iyi yolda diyebiliriz. Her geçen haftada daha iyi olması yönünde de sinyaller var hocam, diye düşünüyoruz. Hocam bu akşam idmana gittim. 6'da idman. Hep 6'ya 10 kala iki tane topçumuz yani erkenden 6'ya 10 kala, çeyrek kala çıkıyorlar. İkisi de hiç birbirinden ayrılmıyor. Senden ben nasıl birbirimizden ayrılmıyorsak. Mustafa Sevgi ile Alperen. Orada numaralar var ya oradan 1'den 9'a kadar. Ondan hep orayı şeye kadar, idman saatine kadar onlar çalışıyorlar. Bugün idmanda bir şey gördüm. Kenan Hoca çıktı. Takım sahaya geliyor. Aşağı yukarı 10 kişi falan girdi sahaya. Kenan Hoca hepsini dedi ki geri gelin. Hoca toplantı yapacak dedi. Soyunma odasında yaklaşık 20 dakika. Ne 20 dakikası? Tam 6.30'da idmana çıktılar. Sonradan idmanı biraz izledikten sonra ayrıldım. İlk defa da ben böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ümit Hoca işini yapıyor hocam. Ben şimdi orada bazı arkadaşlarla görüşüyorum. Ne diyor biliyor musun? Abi burada etliye, sütliye hiçbir şeye karışmıyor. Çimin orada ne varmış? Oradaki su niye akıyormuş? Hiç diyor. Adam diyor çıkıyor, işini yapıyor, çekiyor gidiyor diyor. 3-4 maç kötü olsun görürüz. Ümit Hoca işini yapıyor mu, yapmıyor mu? Ya futbol bu. Şimdi sonuçlar iyi. Yani şimdi Ümit Hoca işini yapıyor. 4 maç oynayalım. Yani temennimiz değil ama 4 maçta işler kötü gitsin. Başlarlar. O çime niye karışmıyorsun? Öbürüne niye bakmıyorsun? Takımdan niye ilgilenmiyorsun? Ama ona, o yüzden onun bunlar işi değil ama herkes ya, görev taksimi yapmış ya, hocam. Mutlaka çok öyledir. Çok güzel bir şey. Adam işine bakıyor. Ya ha, mutlaka de, öyledir ama işte futbolda da bu var. Yani bunlar var. Bir de Ümit Hoca'nın kötü bir özelliğini öğrendim. Bugün çok uykucuymuş hocam. Yatıyor kalkıyor uyuyormuş. Sabaha İdmanı kadar çıkıyor. Çalışıyordur. Hocam sabaha kadar uykuyu çok seviyormuş. Şöyle mesela ben bir basın toplantısından sonra yani bir basın toplantısında dikkatimi çekmişti. Mesela maç oynandı 10'da falan bitti diyelim maç. Tesislere geldin 11-11.30 takım dağıldı vesaire. O gece saat 3'e 4'e kadar. Analizini mi yapıyor? Sabaha karşıya kadar yardımcılarıyla o maçı defalarca izliyor. Hocam nasıl izliyor canım? Tabii kaydı var ya Samsunspor Kulübü kayıt alıyor maçı. Yani analizini yapıyor. Analizini yapıyor. Kim ne oldu, hangi pozisyonda, nasıl hareket etmesi gerekir. Yardımcıları maç boyunca notlar tutuyor. Ha, onun yani analizi maçın olur da. Analizini ha, yapıyor. Görüntüyü de yap. Niye? Aynı anda yapamaz hocam. Niye yapamaz? Yapamaz. Hayır, niye yapamaz? Alamaz ki görüntüyü hemen. Görmüyor mu adam şeyi TRT maçları verirken bile yarım saat 35-40 dakika sonra alıyorlar görüntüyü. Ya sen alamaz. Bilmiyor musun Samsunspor takımının yukarıdan medya sorumlusunun maçı kaydettiğini? Analizle ilgili. Ufak kareyle yani ya ufak kare kamerayla. Değil, kare değil kamera maçı ufak çekiyor. Ufak kamerayla hocam büyük. Ya sende de bir ufak kamera var ha böyle elinde çekiyorsun. Yeterli mi? Millete gösteriyorsun. Yeterli mi? Ya televizyon ekranına gelmiyor mu maç? Ne ama, işin var yeterliyle? Öbür tarafı göremiyorsun ki ama orada 7-8 tane kamerayla çekiyorsun. Öbür taraf ne? Öbür taraf ne? Ya adam ne diyor? Öbür tarafta diyor 100 metre koşarken öbür adam 20 metre koşmuş diyor. Kardeşim, analiz denilen olayda sadece topun olduğu yeri çekmiyor ki o adam. Ne stadın yani? Komple genelinden hocanın işte ona taktik şeyi veriyordur o talimatı. Kardeşim sen yukarıdan çekimi yaparken ben analizle ilgili şu hususları istiyorum. Çekim yaparken bunlara dikkat et
diyordur. İşte onu bir onu da ben sana öğrenirim. Sorarım. Çekim yapan arkadaşa söylerim. Yani çok önemli değil. Yani illa bana muhalefet olsun da seninki yok. Yani ben illa bana muhalefet olsun da sen bir şey söyle. Ya Erdinç Hoca yazar atıyorum. Der ki bana 3 tane topçuyla ilgili analizini tut der. Bak o yapabilir kağıt üzerinde. Kenan'a der ki Kenan Hoca sen şu tarafı takip ediyorsun onun analizini istiyorum. Bu olabilir. Ama görüntüyü tek başına oradaki şeyle olmaz o. Olmaz. Tamam sen olmaz diyorsun. Ha, idmanda oluyor bak idmanda kuruyor onu. Ha. İdmanda yapıyor onu. Neyi kuruyor? Kamerayı kuruyor. İdmanda kurduğu kamerayla maçta kurduğu kamera aynı hocam, kamera niye olmasın ya? Yok o ayrı bir şey. Çok ayrı bir şey. Ya arkadaş. Çok ayrı bir şey. Neyse. Ne yapalım? Senle herkesle polemik yaparım da senle polemik yapamıyorum yani. Çünkü ben sap diyorum sen saman diyorsun. Yani sapla samanı birbirine karıştırıyorum. Ama ikisi de aynı şeye geliyor. Çok önemli sapla değil. Sapla saman ikisinin olur mu biri şey? Başında oluyor biri sonunda olur oluyor. Olur mu? Neyse şey var görüntüler de var. İstiyorsan girelim, ona mı olur, girelim? Tamam. Çünkü yaklaşık 17 dakikalık maç öncesi görüntülerimiz var. Cem hazır mı? Hazır diyor. Evet maç öncesinde çok güzel görüntüler var. Hayri Ülgen'i gördük. Tansu Polatkan'ı gördük. Samspor için neler dediğini merak ediyorsanız karşınızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, yıllardır Urfa deplasmanına giderim. Orada gördüğümüz misafirperverliği ben Türkiye'nin belki birkaç ilinde daha görmüş olabilirim. Ve bugün bir karşılaşma, yine bir kardeş takımla karşılaşma. Neler söylemek istersiniz? Biz Samsun Spor'la 4 yıldır kardeş şehir olmuşuz, kardeş takım olmuşuz. Dostça her zaman müsabakaların, futbolun dostluk, kardeşlik olduğunu bunu tüm Türkiye'ye gösteriyoruz bunu her zaman olduğu gibi. Bugün de yine Samsun'dayız ve Samsun Spor Şanlıurfa Spor maçı öncesi dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte hep beraber şehri gezdik, dolaştık, yemek yedik, eğlendik. Futbolun dostluk, kardeşlik olduğunu bunu tüm Türkiye'ye yine gösterdik yani. Her zaman olduğu gibi Samsun Spor yine Samsun Spor taraftarları kendine yakışanı yaptı ve Şanlıurfa Spor taraftarlarını yürekten sevgi dolu işten ve ağırladılar. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah dostluk kazanır. İşten ağırlamamışlardı. Sizin yemek kültürünüze bizim yetişmemiz imkansız. Bu bir gerçek. Aynen. Bu bir gerçek yani. Çok çok pide yedirmişlerdir size. Ama yüreklerinin sıcaklığı yetiyor zaten. Evet. Ben de Urfa Sporlu kardeş, ben de gittim geçen sene. Urfa Sporlu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Bugün dostluk kazansın diyorum, hak eden kazansın diyorum. Urfa Spor ve Samsun Spor el ele kardeş kalacaktır. Dostluk kazansın diyorum. Dostluk kazanacak Urfa ile kardeşiz biliyorsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Yine çocukla beraber maça gelmişsin. Ne yapayım ben kızlarımla geliyorum maça. Ne olur bugünkü karşılaşma. Biz kazanalım da. Dostluk kazansın ama. 3 puan bizim olsun. Teşekkürler sağ ol. 3 puan bizim. Yürüyüşten geliyorsunuz merhabalar. Yürüyüşten geliyoruz şu an bütün çiftlik, meydan her yer kalabalıkta. İnşallah o kalabalığı stada taşıyacağız. 3 puan alacağız. Herkese göstereceğiz gücümüzü. İyi akşamlar. Merhaba. Evet neler söylemek istiyorsun? Neler söyleyeceğim? Vallahi bu maçı alması gereken Samsun. 7 puan siliniyor galiba. O yüzden kafa oynamamız gerekiyorsa bütün maçları alacağız. Geçen sene ekibi olmamız gerek. Evet abi bu maçı 3-1 alacağız abi Allah nasip ederse. Samsun Spor'a başarılar diliyorum. 3-1 bizim maç. Teşekkürler sağ ol. Bugün kazanmaya geldik buraya. Takımın morali yerinde. İnşallah bugün 3 puanla Urfalıları geri göndereceğiz biz. Canberk 2 haftadır 11'de oynuyor. Dedesi olarak neler söylemek istersin? Canberk'e güvenim sonsuz. Canberk ileride bu takımın değişmez elemanlardan olacağını tahmin ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Samspor'a inşallah faydalı olur. İnşallah Samspor'a ileride çok büyük paralar kazandırır. Evet bu formalar çok anlamlı. Biz Samsun Spor olarak, taraftarlar olarak çok güzel şeyler yapıyoruz tribünde. Neler söylemek istersiniz bu şehitlerimizden ilgili ve maçtan ilgili görüş alalım. Şimdi ben bu formayı alırken önce Samsun Spor'u düşündüm. Sonra tabii şehitlerimizi de mutlaka düşündük. Hemen gazete reklamını gördük müdürümle. Hemen abicim Stora'na gittik, 2 tane forma aldık. Samsun Spor bunu her zaman yapmak zorunda. Bugünkü maça gelirseniz abi 3'te 3 yaptık. 2 beraberli bir galibiyetimiz var. Bunu da büyük ihtimalle alacağız inşallah.
Vallahi Atilla hocam, Ümit hocam çok güzel konuşmuş. Yani 12 puanımıza silseler bizim için önemli değil demiş. Tabii. Biz sonuçta bu maçı alacağız. İsterse 24 puanımızı silsinler. Biz buradayız. Çok teşekkür ederim. Razıyız. Çocuklarla mı maça gelmişsiniz? Evet, geldik. Ne olur bugünkü maç? Bir sıfır olsun, bizim olsun. Bu anlamlı bir formayı da evet giymişsiniz üzerinize. Evet, giydik. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz şehitlerimizle ilgili? Tabii ki şehitlerimize her zaman başımızın tacıdır. Yakınlara da başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Evet, bugünkü karşılaşmayla ilgili bir görüş alabiliriz. Bugün karşılaşma inşallah 1-0 olsun, bizim olsun, ama 3 puan silinme ihtimali de var bizim yine aynı şekilde. Her sene bir stres içindeyiz biz. Biz artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunu daha dönüşü yok. Evet. İnşallah bu sene bu ipi göstereceğiz gibime geliyor, ama 3 puan siliniyor. Biz moralsiz oluyor, seyirci gelmiyor. Yani en azından kendimden bahsedeyim ben. Geleyim mi gelmeyeyim mi hesabını yaptım, ama yine de çekiyoruz. Samsun Spor'la doğdum, Samsun Spor'la öleceğim ben. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Bir saat oldu. Yarım saat, bir saat aralığında oldu. Çok sıkıntı var mı? Ya var. Sistem biraz şey, sıkıntı. Sistem yavaş mı çalışıyor? Yavaş. İnternetten de sıkıntı oluyor. Baya sıkıntı yani. Sınanı salma. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne zamandır bekliyorsunuz? Yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Sistem yavaş. Sistem yavaş, evet. Teşekkür ederim. Kaç dakikadır bekliyorsunuz? Valla yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Evet. Neden erken almadın? Neden erken almadık? Ben aslında hastaydım. Gelemeyecektim. Maça gelmek için serum yedim. Maça geldim. Aynen. Teşekkürler. Merhaba Atilla abi, nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Neden bu saate, bu dakikalara kaldınız? Amcamın oğlunu bekliyorum. Kendim yüklettim. Onun için bir saattir buradayım. Hala gelecek inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Ne kadar güzel böyle aile boyu. Ne kadar güzel. Evet, efendim, Samsun Spor'u desteklemek için buradayız. Bence her şeyi hak ediyor, ama biraz daha duyarlı olmak lazım. Çok teşekkür ederim. Samsun Spor diye bir bağır bakayım. Bağır bakayım Samsun Spor diye. En büyük kim? Samsun Spor desene. Yerim seni. İsmin ne senin? Uğur Ali. Efendim? Uğur Ali. Uğur Ali mi? Uğur Ali. Uğur Ali. Maça mı geldin? Evet. Samsun Spor bugün yener mi? Evet. Kaç sıfır yener? 3-0. Oy Allah'ına kadar. Bugün herkes 1-0 diyor ya. Sizler mi öğrettiniz 1-0 ya? Ne çıkıyor? Söylemedim. Peki. Bir öpücük yollar mısın Samsun Spor'un futbolcu abilerine? Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap. Teşekkürler, sağ ol. Nasılsın? İyi. Hangi takımı tutuyorsun? Su. Of be, helal olsun sana. Ne olur bugünkü maç? Yener miyiz? Tamam, kaç sıfır? Ne mi? Tamam. 3. 3. Tamam. Teşekkürler, sağ ol. Evet. Taraftarlarımız geliyorlar. Ne olur bugünkü karşılaşma, ve bugün Urfalı kardeşlerimizle beraber bir yemek de yediniz. İlk önce bu kardeşlik, dostluktan bir bahsedelim. Dün akşam kardeşliğe geldiğimiz zaman sonuçta Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i yok. Hepimiz biriz. Birimiz hepimiz için olduğu için bizim zaten yıllar öncesine dayanan bir dostumuz var Urfalı kardeşlerimize. Dün uçakla geldiler, onları karşıladık. Ondan sonra bugün yine bizlerle beraber geldiler, sağ olsunlar. Şehitlerimiz için kurban kestik, şehitliğe geçtik. Oradan yürüyüşümüzü yaptık. Oradan da stada geldik. Maça gelince Samsun Spor'un durumu tabii ki şu anda pek de iş açı değil bana göre diyorum. Ama inşallah kazanan yine dostluk olsun. Yine 3 puan bizden yana olsun diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Merhaba Serkan. Merhaba. Nereden abi geliyorsun? İstanbul Maltepe'den geliyorum. Seni de her programını canla başla takip ediyorum. Süper bir program yapıyorsunuz. İstanbul'a, İstanbul'daki bütün taraftarlarımız sizin sayenizde Samsun Spor'umuzdan güzel bilgileri, yani olan transferleri, her şeyi yani canla başla sizleri takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü maçla ilgili görüş alayım. Bugünkü maçta 3-0 yeneceğiz Atilla abi. Ben İstanbul'dan geliyorum. 3-0'la geldim buraya.
İnşallah Bolu Spor maçında da buradayım. İki maçtan 6 puan çıkartacağımıza eminim yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ali Göster gole. Talip Bey hoş geldin. Hemen maç hakkında görüşlerini alalım. Evet. Neler diyeceksin? Hoş geldin sen. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim Samsun'a verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür evet. ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Merhaba. Allah razı olsun. Neler söylemek istersiniz bu maç öncesinde? İnşallah. Vallahi uzun zamandır gelmemiştim maça. En son Celil kardeşimizin jübilesine gelmiştim. Evet. Ama ben geldiğim Samsunspor maçlarında hep uğurlu gelmişimdir. Bugün de kazanacağız inşallah Samsunspor'umuz. Her zamanki gibi kazanacak. Çünkü Süper Lig'e yakışan bir takımımız var. Evet. Onu da orada görmek istiyoruz. Orada olması için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da öyle olacak zaten. İnşallah kazanırız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uğur Bey dinliyorum. İlk önce şu çok anlamlı bir tişört. İlk önce şehitlerimizden ilgili bir görüş alabilir miyim? Vallahi ülke olarak çok hassas günler geçiriyoruz. Gündem çok acı. Tabii spor bir nebze olsun belki bu acıyı dindirmek için vesile olabilir. Ama önemli olan acıları paylaşmak ve tepkilerimizi ortaya koymaktır. Ben tüm şehitlerimizin rahmetle anmak istiyorum. Tabii gündem hassas, her şey acılı bir gündem yaşıyoruz ama bir hassasiyet, bir acı da Samsunspor'un puanının silinmesi hadisesi. İnşallah o konulara dönülür ve hayırlısıyla önümüzdeki iki maçı, iç saha maçlarını kazanarak da bunu telafi ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Haluk Bey, ilk önce adaylığınız tekrar hayırlı olsun diyelim. Hayırlısı olsun. Yine Samsunspor, şehitlerimiz var, puan silmelerimiz var ve bugün de bir Urfa maçı. Son günlerde yaşanan şehitlerimiz ve bugünlerde devam eden bu süreç gerçekten vatandaşlarımızı ve tabii ki bizleri aşırı derecede üzmekte. Dolayısıyla sevinçli olduğumuz gülleri bile, ki biliyorsunuz milli takımın olduğu o Hollanda maçı galibiyetinden sonra bile sevincimiz tam olarak kimse yaşayamadı. Fakat bugün anlamlı bir maç var. Bu anlamlı maçın içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi Doğu takımı olan Urfa Spor'la Samsun Spor'un geçmişten gelen çok güzel bir hem taraftar olarak hem takım olarak kardeşlik görüntüsü var. Ben isterim ki bugün yine bu süreci bizim taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir şekilde yaşatalım. Misafirperverliğimizi ve Türkiye'deki barış ve kardeşliği çok iyi bir şekilde gösterelim bütün Türkiye'ye. Çünkü Samsun bu konuda önemli bir şehir. Güzel örnekler veriyor. Ki bunun benzerini biliyorsunuz. Bundan önce yine buna benzer bir olayda yine Samsun'da Urfa maçında göstermişti. İnşallah bu güzel görüntüyü, bu güzel maçın sonucunda da bir nebze olsun insanlara en azından Samsun şehri hatırlatır. Evet. Maça gelince tabii ki Samsun Spor 3 haftadır 5 puanla devam ediyor. Bu maçın devamında da inşallah 3 puanı alır. 3 puanın devamında da Samsun Spor hızla yukarıdaki yerini alır. Ümidimiz olsun. 1-0 olsun bizim olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Samsun Spor'dan evvel Türkiye'nin gündemini oluşturan şehitlerimizden ilgili bir görüş alayım. Evet. Sonra da Samsun Spor'umuza dönelim. Neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle çok zor bir süreçten geçiyoruz. Şehitlerimiz var. Acımız var. Ülke olarak bir acının, ızdırabın içerisindeyiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii ki inşallah en kısa sürede bu durumu bitmesini arzuluyoruz. Yine ülkemize o güzel normalleşmiş dönemlere, geleceği günleri olması için gerekli hükümetimizin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İnşallah sonuçlanacak güzel günleri göreceğiz diye düşünüyorum. Bugün de bir Urfa maçı. Güneydoğu Anadolu'dan bir takım. Bizim her zaman birbirimize sahip çıktığımız bir takım. Maç öncesinde neler söylemek istersiniz? Evet, o kadar anlamlı ki Urfa Büyükşehir Belediye Başkanımız da benim çok yakın bir dostum, arkadaşım Sayın Avukat Nihat Çiftçi. O da az önce görüştük. Ne olur ya bizim arkadaşlara yan başında olamıyorum. Benim özel selamlarımı ilet. Orada beni temsil eder misin dedi nacizane. Evet, Nihat Başkanım. Büyükşehir Belediye Başkanımı da burada temsil etmek gibi bir görevim var çok bugün. Güzel, çok güzel. Urfa Spor
yetkililerine, sporcularına da birazdan bunu ileteceğim üzerimde. Evet, çok köklü, şanlı tarihi olan Urfa'mızla Karadeniz'in en önemli şehirlerinin en önde gelen şehirle Samsun Spor'umuz bugün anlamlı ve özel bir maç yapıyor. Umarım yani tabii ki biz kazanmak istiyoruz ama onun dışında tabii ki anlamlı Urfa Spor bizim misafirimiz bugün. O anlamda en güzel şekilde misafir edeceğiz ama spordur, kazanmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Başkanım, ilk önce şehitlerimizden ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Maç daha sonra geliyor çünkü. Tabii acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Allah sabır versin özellikle şehit ailelerine, çocuklarına, yakınlarına ve milletimize. İnşallah bu son olur. Ama bu konuda da hükümet sonuna kadar bu işi bitirme adına geri adım atmadan yapması gerekeni yapmasını bekliyoruz. Ve şimdi de bir Şanlıurfa Spor, Samsun Spor. Evet. İki kardeş kulüp. Evet, iki kardeş kulüp. İnşallah dostluk içinde geçer maç. Yani gollü ve bizim kazanacağımız bir maç olur inşallah. Tabii PTT 1 Ligi de Süper Lig ayarında zorluk taşıyor. Süper Ligi hedefleyen takım sayısı çoğaldı. Bu da ligin kalitesini artırdı. Çok güzel maçlar oynanıyor. Süper Lig maçları ayarında maçlar oynanıyor. İnşallah bugün bu maçı böyle güzel, zevkli bir şekilde alırız. İki takıma da başarılar diliyorum ama inşallah biz başarırız. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sayın Polatkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, hoş yıllardır biz sizi takip ediyoruz. Sağ sizler olun. De bizi takip ediyorsunuz. Tabii, gayet tabii. Ben ilk önce bu son şehit olaylarından, onunla ilgili bir görüşünüzü aldıktan sonra Samsun Spor'u sorayım. Valla çok acı olaylar. Yani insanın dili varmıyor bunları konuşmaya, söylemeye. Gerçekten Türkiye çok zor günler yaşıyor. Acı dolu günler yaşıyor. Şehitler maalesef. Yani anlatacak kelime bulamıyorum. Çok zor bir durum. Evet. Peki efendim, Samsun Spor. 2 senedir playoff'tan dönüyoruz. Puanlarımız siliniyor. Ve bugün de siz... Maçı siz anlatacaksınız. Evet, kısmet olursa bugün ben anlatacağım maçı. Tabii iki sezondur final oynuyor. Finalde kaybetmesi acaba tecrübesizden mi kaynaklanıyor, iyi hazırlanmamasından mı kaynaklanıyor? Onu tabii ki işin başındaki teknik adamlar çözecektir. Puan silinmesine gelince burada bir yönetim hatası var herhalde. Ondan kaynaklanan bir puan silinmesi. Ama umarım bu sene kadrosunu yeniledi. Bu kadroyla yine final oynama şansına sahip olur diye düşünüyorum. Şu ana kadar da 3 maçta attığı 9 golle de PTT Ligi'nde şu an en çok gol atan takımlar arasında yer alıyor ama ona karşılık yediği gol sayısı da fazla. İşte bundan sonra herhalde Ümit Özat teknik direktör olarak gerekli tedbirleri alacaktır diye düşünüyorum. Sizin bir futbol adamı olarak bu sene Samsun Spor'u nerede düşünüyorsunuz? Hangi sıralamada düşünüyorsunuz? Ben yine Samsun Spor'un final oynayacağına inanıyorum. Çünkü elindeki kadro gerçekten iyi bir kadro. Yenilenmiş bir kadro. Heyecanlı bir kadro. Yine final oynayacaktır diye düşünüyorum. En azından final oynamasa bile ilk ikide olması gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, geçen sezondan bu sezona tekrar birlikteyiz. Evet. Geçen sene acılarımız vardı. Playoff'tan döndük. Ama acılar devam ediyor. Şehit acılarımız var. Ve bugün de bir Urfa-Samsun kardeşliği var. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten geçen sene biliyorsun kıl payı şampiyonluğu kaybettik. Hak edilen bir şampiyonluk aslında Samsun'undu. Ama dedim ya, futbolda 90 dakikanın içerisinde bazıları acımasız, bazıları da şanslı olabiliyor. Maalesef biraz da şanssızdı Samsun Spor. Ama bu sene daha derli toplu, daha iyi. Eğer biraz ekonomik açısından daha da iyi olursa ben inanıyorum ki Samsun Spor bu sene bu gruplardan çok rahatlıkla çıkabilecek. Çünkü Ümit Özat iyi bir hocadır, hırslı bir hocadır. Yani dışarıdan kendi belki sempati gibi olmayabilir ama kendisi işini seven bir hocadır. Bu yönden diyorum ki yani Samsunlar el birliğiyle bu sene beraber olurlarsa, işi de erken tutarsak, ben zannediyorum ki, ben de eski bir Samsun forması giydiğim için artık ben de özlemle bir Samsun Spor'un Süper Lig'de olmasını istiyorum. Silinmiş puanlarımız var, silinecek puanlar var. Evet. 7 puan şimdi konuşalım. Herhalde 7 puan ama 3 puandan fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben başkan yardımcımızın Ömer hocamla da görüşüm, yöneticiyle. İnşallah olmayacak.
olmayacak. Ama federasyon da biraz lütfen Samsunspor'a dikkat çeksin, biraz destek olsun. Yani burada bir bakanımız var. Yani kendi şehrine sahip çıkması lazım. Öyle takımlara sahip çıkılırken Samsun sahipsiz bırakılması biraz bana üzücü gibi geliyor. Belki de biraz hissi konuşuyorum ama beni de affetsinler, kusura bakmasınlar. Sayın Uygar, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz efendim. Evet, bak ben de Samsunspor bir Şanlıurfalı olarak geldim. Bir maçın devresini Çukurca'dan geldim. Bugün Adana Demirspor şey maçında yorumlandım, geldim. O da 4-1 mi bitti? 4-1 bitti. Adana Demirspor ilk yarı 2-0, sonra 4-1 oldu. İnşallah da güzel bir dostluk olur ama Samsunspor'un artık Süper Lig'e ihtiyacı olduğunu buradan rahatlıkça söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet Hüseyin Bey, Samsunspor'un sizin gibi sanayici iş adamlarına ihtiyacımız var diyoruz. Ve bugün Urfa Spor maçı. Neler söylemek istersiniz? Yani ben hep spora dostluk, kardeşlik diye bakıyorum. Kimsenin burnu kanamasın, sahada oynansın, biz keyifle seyredelim. O da bir Türk takımı. Sonucunu biz kazanırsak daha fazla sevineceğiz. Yani yeter ki kardeşlik olsun, başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi dop dolu bir 17 dakikalık sizlere görüntüleri ekrana getirdik. Sevgili Hayri Ülgen'in konuşmaları bir Samsunlu olarak, Samsunspor formasını giyen biri olarak gerçekten çok duygu anlamını yükledi. Bu arada Ender Hoca onun yaka kartındaki, abi dedi ya burada dedi Trabzon yazıyor dedi. Şöyle söyleyeyim, 1461 karşılaşmasından geldi çünkü o. O nedenle de üzerinde o şekilde kalarak hemen maça, sıcağı sıcağına maça gelmiş oldu. Evet hocam, ne diyorsun? Maç öncesinde gördüğümüz gibi taraftarlarımız hepsi çoğunlukla 3-0, 3-0 bitecek diyorlardı. Ben de hatta hayretle söyledim onlara ya, herkes sözleştiniz mi siz 3-0 diye. Sen bu skoru bekliyor muydun? Valla ben Şanlıurfa spor maçını rahat kazanabileceğimizi düşünüyor idim açıkçası. Çünkü Şanlıurfa Spor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen seneki o iddialı transferler, iddialı kadrodan biraz uzakta bir kadro gördüm işin açıkçası. Samsun Spor takımı oyuna iyi başladı, istekli başladı, arzulu başladı. Rakibinin üzerine de gitti, özellikle ilk 5-10 dakika. Hatta 3. dakikada nefis bir ara pası Musa Aydın karşı karşıya kalsa 3. dakikada çok daha erken bir golü bulmuş olacaktık. Daha rahat bir maç bizim için olabilirdi. 10 dakika böyle Urfa da oyunda dengeyi kurdu. Gayet güzel bir şekilde gitti. Ama 10. dakikayla 30. dakika arasında öyle bir 20 dakika var ki böyle sanki al gülüm ver gülüm, pozisyon yok, herhangi bir çekişme yok, iddia yok, ne oluyor sahada, futbol mu var? Hatta biz basın tribündeki arkadaşlarla konuşurken dedik ki ya bu maçta böyle giderse gol olmaz. Sadece Urfa'nın 1-2 agresif kartlarla ilgili bir sıkıntısı vardı. 11 kişi tamamlayamaz falan diye konuştuk. Onu da söyleyeyim. Hakem zaman zaman tabii maçın kontrolünü kaçırdı ama maçın sonucuna tesir edebilecek bir hatası olmadı. 30. dakikadan itibaren Samsun Spor biraz daha istekli, biraz daha arzulu. Rakibinin üzerine gitti. Baskı kurdu, oyunu kanatlara yıktı. Biraz daha pas yapar bir pozisyona geldi. 45. dakikada golü buldu ve 45 artıda o Feyyaz'ı karşı karşıya kalıp 2'yi de bulup devreye girebilirdik. Ama atılan golde o Feyyaz'ın topu Kone'ye aktarması, Kone'nin o topu kontrol etmesi, gövdesini rakiple topun arasına koyup dönmesi, sonra topu soluna doğru çekip defansı etkisiz bırakıp sol ayağıyla bir vuruş yapması gerçekten ustalık kokan bir goldü. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Ve Kone her geçen hafta biraz daha oturuyor, biraz daha etkili olmaya başlıyor. Çok iyi bir transfer olduğunu özellikle belirtmekte fayda var. Hatta gelen mesajlarda hafta içerisinde Kone'nin bonservisinin mutlaka Samsunspor tarafından alınması gerektiği yönünde talepler ve istekler de bu oyunu gördükten sonra gelmeye başladı. Bunu belirtelim. İkinci yarı biz aslında oyun
tam bizim istediğimiz gibi bir hale gelebilirdi. Nasıl? Şimdi Urfa takımı bizim üstümüze gelecek golü bulmak için. Biz defansın arkasına atılacak toplarla Ofeodu gibi, Kone gibi silahlarımızla, hızlı adamlarımızla çok daha rahat bir maç çıkarabiliriz diye düşünüyorduk. Yalnız öyle bir 45 dakika oynadık ki biz, Mehmet Çakır'ın kişisel becerisiyle attığı muhteşem golün dışında 45 dakikada çok fazla bir varlık gösteremedik. Hatta biraz da şans yanımızdaydı. Direkten dönen top, altı pastan dışarı vurulan Urfa'nın pozisyonları, hemen kaleci Bekir'in çıkardığı top vesaire. Az dur tam yere gelmişken. Kaleci şansı var mıymış hocam? Bunu geçen sene çok tartışıyorduk senden. Ne demek kaleci, kaleci şansı? Kaleci şansı diyebilir miyiz o topun direkten dönmesi? Ya kalecinin şansı, takımın şansı, onun şansı, bunun şansı. Kıvırma şimdi. Geçen sene öyle bir şey yok diyordun zaten. Sen becerikli ol, vur topu 90'a da gitsin. Yani vurdu da girmedi. Yani 6 pastan gol kaçar tabii ki. Vurdu da girmedi işte. Kaleci şansı. Tamam, kaleci şansı. Kabul ettin yani. Ya seninle polemik yapmayacağım. Yani hocam, çünkü seninle polemik yapılmaz. Polemiğin de bir kuralı var, polemiğin de bir zevki var, polemiğin de bir rajonu var. Ama seninle o polemik de yapılmaz. Ya kaleci şansı diye bir şeyi şimdi ya kabullenmiyor bilmem musun? Bilmem ben, bilmem. Hayır, kaleci onu söyle bana, kabullenmiyorum de. Ya anlamam ben kaleci şansından. Anlamaz mısın? Toptan iyi anlayan adam kaleci şansı. Yanımızda oturan kaleci hocası da mı bilmiyordu onu? Kim senin yanında oturuyordu? Kaleci hocası da, ben şöyle bir döndüm. Hocam dedim, bu dedim kaleci şansı mıdır dedim. Evet dedi, kaleci şansıdır dedi. Ha doğru, bizim kaleci antrenörümüz tribünden seyrediyor maçı. İlginç bir şey ya, yani onu ben daha önce yazdım söyledim de. Yani kaleci antrenörü niye tribünde oturur, niye yedek kulübesinde değildir onu da anlamış değilim. Değil o konuda ümit uzat. Aslında hocam dediğin gibi iki tane yardımcı hoca, Kenan Hoca ile Erdinç Hoca aşağıda. Evet. Onlardan biri kaleci hocası olabilir. Hocanın takdiridir, saygı duymak lazım ama ya bunu çok mantıklı bulmadığımı da ifade etmek istiyorum. Yani kaleci hocası da olsun orada. Peki hocam 54'te Musa çıktı, Murat girdi. 60'ta Sevgi çıktı, Zola girdi. Ve 70'te de Ofi çıktı, Alperen girdi. Ha onu söylüyordum. 60 ile 70 arası. Ofeodu'nun da sakatlanması bunda etkili oldu tabii. Sakatlandığı pozisyona dikkat edin. Tam bizim istediğimiz pozisyon. Atılan uzun top, geniş alan. Orada sakatlandı zaten. Biraz daha rahat bir maç çıkarabilirdik biz. Daha gollü bir maç çıkarabilirdik. İkinci yarı çünkü tam bizim istediğimiz kıvama ve pozisyona uygun bir maçtı. Çünkü biz defansın arkasına atılan toplarla, hızlı adamlarımızla, hızlı silahlarımızla çok etkili bir takımız. Çok etkili bir takımız. Yani Ofeodu her eve lazım bir oyuncu. Kone hakeza etkili olabiliyor. Zaman zaman geriden ortadan hızlı çıkışlarımızla biz çok etkili, çok can yakarız bu oyun anlayışıyla. Hatta maç sonundaki basın toplantılarında da Engin Korukır, Samsunspor'un oyun anlayışını biliyorduk. Hızlı adamlarla, hızlı hücumlarla çıkabileceğini ama demek ki tedbirini tam olarak alamadılar. Böyle bir karşılaşma oldu. Ama bence bilmiyorum ikinci bölümde mi konuşuruz ama maç 2-0. Hakemin 1-2 olumsuz ya da beğenmediğimiz kararı var diyelim. Ve sahaya atılan yabancı maddeler. Hocam bunları ikinci devrede konuşacağız. Şimdi bir reklamlara gideceğiz ama bu arada seyircilerimizden paylaşalım. Ümit Özat'ın basın toplantısı ilk defa bu kadar uzun süre sürdü. Bunu mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Reklam dönüşünde hemen onu veriyorum. Onu veriyorum ve ondan sonra da maçın da cezaları konuşacağız. Şey var ya, basın toplantısı basın odasından çıkarken temsilci bu kadar uzun basın toplantısı mı olur? İki soru alıp çıkacaksınız. Ben bunu raporuma yazacağım gibi laflar etti. O tamamen yanlış bir şey biliyor musun ya hocam? Ya böyle bir şey olabilir hayır, mi? Hayır. Bilmediği bir şey var hocam ona. Benim aklıma sonradan geldi onu. O 3 dakikalık haber nitelikli verilebilir. 3 dakika, 20 dakika konuşabilir hoca orada. Derdini dermanını anlatacak. Burada gazeteciler var, soru soruyor. O yanlış biliyor. Burada diyor 3 dakikadan fazla olmazmış. Ya, öyle bir şey yok. Oradaki konuşmanın metnini hangi televizyon kanalı almışsa
3 dakika haber nitelikli olarak yayınlayabilir. Onu söyledi, yani yanlış bize bildirdi orada. Ya ben bunu yanlış veya doğruyu bilmem de, yani buraya gelen temsilcilere, buraya gelen gözlemcilere, buraya gelen federasyonun adamlarına bir şey oluyor kardeşim. Yani her şey böyle dört dörtlük olacak kural. Yani deplasmanlara gidiyoruz, ne statlar görüyoruz, neler görüyoruz ya, neler var ya. Yani orada adamın maç bitmiş, basın toplantısında teknik direktörler konuşmuş. Neymiş? Ümit Hoca fazla soru almışmış da bu kadar bir yere mi yetişeceksin birader? Parasını alıyorsun, görev yapıyorsun. Evet. Geleceksin, kurallara uyuldu mu uyulmadı mı raporunu yazacaksın, gideceksin. İlk önce zaten yok arabaya yetişeceğim, uçağa yetişeceğim, git yetiş. Bırak git. Ya böyle enteresan işler. Yani bunu hep yani bunlar Samsun'da mı oluyor? Yani Samsun stadında mı her şey böyle kuralına, kitabına uygun olacak maalesef, yani? Maalesef. Hocam bir reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra arkadaşlar, sevgili izleyiciler, inanın hayretler içerisinde çok ve dikkatlice dinleyeceğiniz Ümit Hoca'yı, bundan eminim. Reklamlar kısa. Hemen peşinden ben anonsunu yapıyorum. Ümit Hoca'ya bağlanacağız.